Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün çok büyük bir gün ve sizleri bugün yanımda götüreceğim. Bugün uzun zamandan beri kuaföre gidiyorum. Bakın kısaca göstereyim. Duştan çıktım, şimdi saçlarım biraz ıslak kaldı. O yüzden şapkamı takıyorum. Yani rahat bir sene kuaföre gitmemişimdir. Bugün de gideceğim kuaför abimin küçüklük arkadaşı. Yani dükkanın sahibi abimin arkadaşı. Ve onlara Türkiye'den yeni bir kuaför gelmiş. Yalan söylemeyeyim, İzmir'den herhalde, tam hatırlayamadım. Ama İzmir olması lazım herhalde. Zaten oraya gidince sizleri de onunla tanıştıracağım. Abimin arkadaşı ve eşi o kuaförü çok övdüler. Bakalım övdüğü kadar da var mıymış. O yüzden bugün çok heyecanlıyım. Normalde kuaföre gidince korkarak gidiyorum. Çünkü genelde saçlarım istediğim gibi olmuyor. Bakalım bu sefer hoşuma gidecek mi? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuaförüme geldim. Sizi Türkiye'den gelen kuaförle hemen tanıştırıyorum. Caner abimiz. Şu an müşterisi var. Müşterisi gittikten sonra sana kısaca bir soru cevap yapmak, yani kaç tane soru sormak istiyorum. Sizi bilgilendirmek için. Evet Caner abi, şimdi oturdum ben buraya. Ne yapıyoruz? Şimdi büyük bir değişim yapıyoruz. Yaptır o saçı. Şöyle yoğun krepeli bir balyaj yapacağız. Onda. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Aynen, çok heyecanlıyım. Bakın kimler gelmiş. Berkay da buradaymış. Bugün yine ailece kuafördeyiz. Berkay halo de. Bak bir halo de. Halo. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi boyayı sürdük. Alifoli'yi de taktık. Alifoli deniliyor herhalde. Şimdi sanırım yaklaşık yarım saat veya 45 dakika bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, saçlarım bitmiş. Hadi bakın nasıl olmuş. Neyse, şimdi bir de söz verdim demin, sorulara geçelim. Caner Bey. Merhaba. Küçücük bir röportaj yapıyoruz. nereden soralım? Mesela Türkiye'nin neresinde yaşadın? Uşak'ta yaşadım. Aslen, yani Uşaklısın. Evet. Ne zamandan beri Almanya'dasın? 5 aydır. Türkiye'yi özlüyor musun? Çok. Almanya'ya alışabildin mi? Yani Almanya'yı da seviyorum ama Türkiye'yi de özlüyorum. Türkiye'de mesela neyi özlüyorsun? Her şeyini özlüyorsun. Yemeğini, havasını, suyunu, insanın, arkadaşlarını, tamam. Çevreni, aileni. Son bir soruma geliyorum. Buradaki yaşayan insanların veya Türklerin, Türkiye'deki yaşayan insanların farkı var mı? Fark görebiliyor musun? Bence burada yaşam standartları çok daha zor. Çalışma standartları, yaşam standartları burada daha zor. Türkiye'de daha rahat. Yaşam standartları, yani maddi olarak burası tabii ki daha iyi. Ama gerek iklimi, gerek insanı, Türkiye tabii ki daha farklı. Oldu, tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, sonunda eve gelebildim. Hakan'a çok da güzel hemen saçımı gösterdim. Nasıl olmuş, beğendin çok mi? Çok güzel olmuş gerçekten, çok beğendim. Sizin aynı de... istediğin gibi oldu işte. Aha, evet, tam istediğim üstleri gibi oldu. Üstleri hiç ellememişim. Yani dibi doğal saç rengim. Aşağıları da boyandı. Bir göstersene arkasını. Orada tam gösteremedim galiba. İlk defa kuaförden sonra mutluyum, yemin ediyorum. Acayip korkuyordum istediğim gibi olmayacak diye ama şimdi çok mutluyum. Evet arkadaşlar, şimdi de yemeğe geçiyoruz. Gördüğünüz gibi ağlıyorum. Soğan rendeledim. Bugün menüde beyti kebap var. Köfteleri böyle şişe geçirdikten sonra fırına sürüyorum.
Ve beyti kebabımız bitmiştir. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar ve videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi koltukta yatıyorum. Yastıklarımıza getirdik. Ve çukur zamanı şimdi. Biz genelde televizyondan bakmıyoruz. Reklamsız bakmak istediğimiz için YouTube'dan izliyoruz. Hakan geliyor musun? Geliyorum, ben şimdi gece yorgunluğu hazırlıyorum. Ben de videomuzu bitireyim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Yeni saç rengim hoşunuza gitmiştir. Öylesi bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada Instagram'da takip etmeyi de unutmayın. Burada Instagram'daki isminiz yazıyor. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İyi geceler.